Saçlarını da çekiyor. Saçlarını da çekiyor. Cici. Kedi cici miymiş? Baktın mı sen? Kedi nerede Nazım Melek? Hadi al bakalım kediyi. Al bakalım kediyi. Hadi Nazım Melek. Hadi. Nerede çıra? Hadi cici ya. Trene bir pat pat gel. Pat pat. Pat pat. Sen de bas bakalım. Hadi uzan bakalım bir. Hadi Nazım Melek. Pat pat. Pat pat. Pat pat pat. Pat pat. Bir mi bozuldu? Ne oldu? Hadi gel otur. Hadi gel otur. Tamam. Bu kadar. Anne karnında tanımız belliydi zaten. Ama doktorlar gelişim geriliğinden bahsetmişlerdi. Doğum sürecim sıkıntılı geçti. Yaklaşık bir 700 kilo doğum gerçekleşti. 21 gün küvezde kaldı Nazlı Melek. Daha sonrasında bizi çok yoğun bir aşama bekledi. İlk 10 ayımız hastanelerde geçti. Çünkü bilmediğimiz bir sendromdu. Nazlı Melek yaklaşık 3 ay normal beslenim sürecini yaşayamamış. Çünkü çocuğumda bir beslenme sorunu varmış, bilmiyorduk. Daha sonra tanı konulduğu kornea delenç sendromu denilen bir sendromdan bahsedildi. 70 binde bir görülen nadir bir sendromdu bu. Ne yapacağımızı bilemedik. Nereye gideceğimizi, kime soracağımızı, nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyorduk. Doktorların dahi bilmediği bir sendromdu bu. Özellikle gelişim geriliği olan bir sendrom. Yavaş büyüme gösteriyor. Zihinsel açıdan da tabii ki geriden geliyor. Ama biz sağ olsun güzel kişilerle karşılaştık bu aşamada. Rommer Fizik Tedavi Merkezi'ne geldik. Sinemanın da çalışıyoruz zaten aynı zamanda. Bunun yanı sıra ergoterapi alıyoruz burada. Çalışanlar çok güzel, güler yüzlü. Nazlı Melek güzel yollar kat etmeye başladı. Yeme sorunumuzu hallettik. Biz PEG'le besleniyorduk, karnımızdan besleniyorduk. Aynı zamanda biz oral beslenmeye geçtik. Nasıl oldu? Burada seanslara geldik. Ağız içi masajlarla, dil masajlarıyla, işte yüzümüze uyarılan masajlarla, yutma masajlarıyla biz burada ergoterapiyle Nazlı Melek'in yemesini kazandırdık. Biberona geçtik. Bir şekilde her şeyi biberondan yemeye başladı. Ne yaparsam her şeyi mikserden geçirerek, blenderdan geçirerek işte bir şekilde biberondan yedirmeye çalıştım. Öğretmenlerimiz Nazlı Melek'in yürüyeceğini söylüyorlar. Geç gelişim gösterdiği için zamanla olacağını söylüyorlar. Yürüyüşler, bisiklet turları, koşular, işte değişik farklı etkinlikler yapılıyor. Ama Türkiye'de maalesef kornea delenç sendromu bilinmiyor. Tek başına hani benden bağımsız bir şekilde günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmesi nedir? Bana bağımsız bir şekilde yürüyebilmesi, benden bağımsız bir şekilde çatalını alıp makarnayı köfteye batırıp yemesi. Özellikle çikolata isteyip böyle derler ya hani anne abur cubur istiyorum. Bunları demesi benim yani isteklerimin arasında. Yoksa hani böyle tabii ki her anne babanın çok özel istekleri, çok iyi istekleri var ama bizim çocuklarımızın yapabildikleri belli. Herkesin bir umudu var. Bizim de umudumuz en kısa zamanda yürümesi. Çeşitli hastalıklarla çocuklarla tedavi yapmaktayım. Nazlı Melek bize geldiğinde 10 aylıktı ve çeşitli konjenital anomalileri vardı. Kornea delenç daha çok yani ilk defa aldığım bir konjenital bir sendrom oldu. Nazlı Melek'le karşılaştığım bir hastalık oldu. Onunla beraber ilk baş geldiğinde hastane korkuları vardı yaşadığı o küvez döneminden dolayı. Öncelikle o doktor korkusunu azaltmaya çalıştık Nazlı Melek'le. Önce onları yenmeye çalıştık. Daha sonra motor gelişimine katkılarda bulunmaya çalıştık. İlk geldiğinde yattığı yerden kalkamıyordu. Herhangi bir algısı daha azdı. Ellerini kullanması çok zayıftı. Ama şimdi yattığı yerden kalkabiliyor. Ayaklarına basması daha iyi. Hastalığının verdiği bir dirsek fleksör kontraktörü vardı. Onu birazcık daha yenmeye çalışarak ellerini kullanmasına özen gösterdik, çalışmalar yaptık. Daha çok onun tabii ki mutlu olması çok önemli terapilerde. Peki eve bu çocukları hapsetmemeleri gerekiyor. Çeşitli tedavi kuruluşlarında fizik tedaviyle daha bağımsız bireyler haline gelmeleri gerekiyor. Topluma katmaları gerekiyor mutlaka ailelerin. Ergoterapi, fizyoterapi anlamında desteklemeleri gerekiyor. Anne baba mutluluğu çok önemli. Önce ailenin mutlu olması, sonra çocukların mutlu olması gerekiyor. Anne babayı bilinçlendirmek gerekiyor tabii ki. Yönlendirmek anlamında çeşitli tedavi yapacakları kuruluşlara. Yönlendirmek de çok önemli, bilinçlendirmek. Canım abim, Güzel abim, masaj mı istiyorsun sen?